burçlar ve yükselen burcu koç olanlar 10-16 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, oldukça yoğun ve hareketli bir haftadayız. Evet, hemen haftanın başında ay dolunay fazında terazi burcunda olacak ve salı günü 11 Nisan'da sabah 9.08'de terazi burcunun 21 derecesinde dolunay meydana geliyor. Dolunayın hemen öncesinde pazartesi günü 10 Nisan'da Merkür retro harekete geçecek Boğa burcunda. Venüs retrosu devam ediyor, hafta sonuna kadar devam edecek. Bu arada Jüpiter, Satürn ve Plüto da retro. Yani gökyüzünde oldukça retro gezegen var. Ve bu etkilerle beraber terazi burcunda bir dolunay meydana geliyor. Sizin ilişkiler evinizde meydana gelecek. İlişkilerinizle ilgili biraz gerilim ve stres hissetmeniz mümkün görünüyor. Çünkü dolunaylar enerjiyi çok yoğunlaştırır. Bir yandan da zorlar. Bizi bazı şeyleri değiştirmek ve dönüştürmek konusunda zorlayabilir. Siz de bunu daha çok ilişkileriniz, evlilik gibi, ortaklık gibi işbirliklerinde, yakın arkadaşlıklarda veya iş hayatınızdaki rekabet içeren koşullarda yaşayabilirsiniz. Bazı açık düşmanlıklarla da karşılaşmanız mümkün. Süre gelen ilişkilerinizdeki dengeyi korumakta zorlanabilirsiniz. Gökyüzünde bu kadar retro etki varken bazı şeylerde önemli kararlar vermek de çok doğru olmayabilir. Sanki daha çok hani geçmişle ilgili konularla uğraşabileceğimiz, onlara yoğunlaşabileceğimiz veya onları tamamlamaya ya da eksikleri bir şekilde hataları düzeltmeye çalışabileceğimiz bir dönemde olacağız. Uranüs'ün de Plüton'un tabii dolunayla önemli açıları var. Bu da o gerilimli, huzursuz enerjileri biraz arttırıyor. Üzerinizde güçlü bir baskı da hissedebilirsiniz bu dönemde. Benim tavsiyem, bazı şeyleri değiştiremeyeceğiniz bazı konular varsa bunları çok fazla zorlamamak, biraz akışta kalmak, bunları biraz zamana bırakmak daha doğru olabilir sevgili koçlar. Tabii ki sabretmek sizin için zor. Biraz daha sabırsız bir burç olduğunuz için, çabuk sonuç almak istediğiniz için bu dönemde sabretmekte zorlanabilirsiniz. Ama unutmayın, böyle bir dönemi iyi idare edebilmek için sabretmek ve birazcık gelişecek koşulları, şartları değerlendirmek, beklemek sizin adınıza daha faydalı olabilir. Çarşambadan itibaren Ay Akrep Burcu'na geçecek. Yine dolunay fazında, yine etkisi güçlü ama Akrep Burcu'na geçiyor. Bugünler biraz daha böyle belki size ruhsal konulara yönlendirebilir. Biraz daha içe dönebilirsiniz. Aynı zamanda hayatınızdaki ilişkilerdeki paylaşımları, finansal konuları sorgulayabilirsiniz. Finansal konularda, para konularında da hassasiyetler artabilir. Hafta sonunda ise Ay Yay Burcu'nda olacak. Evet, bu hafta sonu biraz daha böyle uzak ufuklar, geleceğinizle ilgili konular, akademik ve hukuksal kavramlar öne çıkıyor. Genel anlamda inançlarınız, manevi konular da yönlendirici olabilir. Venüs de ayın 15'inde düzelecek artık, ileri harekete dönecek. 26 derece Balık Burcu'nda ileri harekete dönüyor. Kuşkusuz bu önümüzdeki günlerde Venüs'ten en azından ay sonuna kadar biraz daha fayda görebileceğimizi, destek alabileceğimizi işaret ediyor. Evet, hafta sonu Ay Yay Burcu'nda ilerlerken özellikle yapacağınız kavramlar biraz daha belki yeni deneyimler olabilir. Dış dünyada yapacağınız faaliyetler olabilir. Eğitim gibi kültürel çalışmalar olabilir. Spor ve açık havada yapacağınız aktiviteler olabilir. Bunlar ruhsal olarak sizi rahatlatacaktır sevgili koçlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.